Yeni bir videodan herkese tekrar merhaba. Uzun süredir yoktum çünkü sebebim vardı. Sebebim bebiş. Bugün yeni ürünler deneyeceğiz. Herkesin böyle merak ettiği Natasha Palette'ın bunlar sağlıklara kadar. Son zamanlarda çıkan yeni ürünleri deneyeceğiz. Hemen videoya geçelim. İlk olarak kapatıcını sürerek başlayacağım. Öncelikle korektörü uyguluyorum. Şöyle. Böyle hafifçe geçiyorum. Korektörün sevdiğim şöyle bir özelliği oldu. Ben bunu daha önce de kullandım. Hani ilk çıktığında mağazaya geldiğinde aldım. O yüzden bu videoya dahil ettim. Çok güzel sabitleniyor ve diğer korektörler gibi hiç kurutmuyor. Yani çok farklı değişik bir yapısı var. Ben çok beğendim. Şöyle Tarte Shape Tape'in yeni çıkan Radiant kapatıcısını kullanacağız. Bendeki 16N Fair Light Natural rengi. Bunu da Naşita'nın kapatıcı fırçasıyla uyguluyorum. Klasik olan şey tepten farkı ona göre biraz daha az kapatıcılıkta olması ama yine çok kapatıcı tabii ki de. Ultra creamy olandan biraz daha mat gibi ama kesinlikle kurutmuyor. Çok güzel sabitleniyor ve gün ışığında böyle minik içerisinde sim değil de böyle minik Işıtılar var gibi duruyor. Gerçekten çok güzel. Şöyle cildimdeki şuralardaki kızarıklıkları görebilirsiniz. Lamer'in yeni çıkan bu Skin Tint'ini aldım. Bendeki Fave rengi. Mağazada denediğimde gerçekten çok beğendim. Şöyle bir fırçayla önce dağıtayım. Güzel kokuyor. Tek katta görüyorsunuz bu kızarıklığı hemen götürmüyor ama denediniz mi bilmiyorum. Bu Charlotte Tilbury'nin Flawless Filter veya işte MAC Strawberry Skin Tint'ine sürmüşsünüz gibi bir yansımaya sahip. Burada bir kızarıklığım var bakın. Hala kapanmadı. Yani bu böyle günlük sürçük yapabileceğiniz bir ürün. Hani fazla kapatıcılık istemiyorsanız, doğal bir böyle parlak bir bitiş istiyorsanız gerçekten harika. Biraz daha süreceğim ki iki taraf arasındaki farkı gösterebileyim. Kapağı da elimde kalmış, niye tutuyorsun? Gerçekten yapısı oldukça ince. Ve parlaklığı muazzam. Gerçekten çok güzel. İçten böyle cildiniz yansıyor gibi. Parlaklığı çok güzel oldu. Gelelim herkesin merakla beklediği palete. Natasha Denona'nın yeni çıkan nude paleti. Şöyle bakın. Harika renkleri var. Swatch'larını da ekleyeceğim birazdan. Palet çıktığından beri yani gözüm üstünde dedim ki mutlaka bende olmalı. Çünkü ben böyle doğal renkleri günlük olarak kullanmayı daha çok seviyorum. Yani daha çok tercih ediyorum. Ve şu paletteki renkler de gerçekten tam olarak benlik. Mağazaya hani geldiklerinde ayırabilirler mi diye sormuştum ve gelince direkt ayırmışlar. Geçenlerde de almaya gittim. Gerçekten çok güzel. Kapatıcı uyguladık ya. Şu Fair rengini tüm göz kapağıma geçmek istiyorum. Direkt göz kapağını da günlük böyle eşitleyebileceğiniz sade doğal bir renk. Buradaki rengi kullanmak istiyorum. Şu Vogue rengini. Efendim kızım. Gerçekten çok güzel bir renk. Böyle öncelikle bir renkleri denemek istiyorum. Direkt şöyle parmağımı aldım. Çünkü hani fırçayla değil de parmakla daha rahat uygulayabileceğiniz yapıdalar. Kremsi gibi gerçekten çok pigmentli. Hemen göz kapağıma yapışıyor. Gerçekten çok güzel.
Bakın. Şöyle göstereyim. Şu muse rengini kullanmak istiyorum. Parlak bir renk. Çok güzel. Şuradaki parlaklığı biraz daha arttırmak istiyorum. Şuraya bakın. Çok güzeller. Gerçekten yani müthiş. Sıfır yani uğraşma. Direkt şöyle yani birkaç dakikada göz makyajı çıkıyor. Çok iyi. Bakar mısınız şu parlaklığa? Çok güzel. Şuralara biraz daha geçmek istiyorum. Bir renk. Tender rengini kullanacağım. Efendim, açıldı annem. Make Up Forever'dan şöyle bir stick kalem farı almıştım. 6 ört rengi. 6 numarası. Bu da müthiş gerçekten. Bakın şurada. Pardon. Aa, ben gitmedim dışarıda. Dağıtalım. Güzel bir far. Güzel sabitleniyor ve tüm gün gerçekten akmıyor. Ben özellikle şey, alt kirpiklerimi de kullanıyorum. Efendim anneciğim. De. Ne anneciğim? Ne açalım? Gelin. Evet kedi. Çok kolay uygulanan bir far. Ve gerçekten hiç akmıyor. Böyle tüm gün nasıl sürtsem öyle kalıyor. Bakın. Yani neredeyse göz makyajı yok. Efendim anneciğim. Neredeyse bitti. Sadece maskara kullanacağım. O da yeni aldığım bu Yves Saint Laurent Lash Blush maskarası. Ben kahverengi rengini aldım. Kahverengisini almıştım. Şöyle göstereyim. Büyük bir fırçası var. Şimdi onu uygulayacağım. Şimdi maskaranın böyle kahverengi oluşum, doğal duruşunu seviyorum. Bir de gerçekten nasıl diyeyim? Sanki var olmayan kirpiklerim varmış gibi duruyor. Gerçekten çok güzel. Çok güzel hacim veriyor. Dolgunluk veriyor. Yani çok seviyorum bunu ve şuralara dökülme kesinlikle yapmıyor. Tabaklanma yapmıyor. Bence şimdiye kadar kullandığım en güzel, en iyi maskaralardan biri. Yani Dior'un Pampen Volume. Yeğenim mamanı. Dior'un Pampen Volume HD olanı kullanıyordum. Hatta stoklarım da var, tekrar aldım. Ama bir de bunu denemek istedim. Gerçekten güzel çıktı. Şimdi gelelim. Bu Nars'ın yeni. Şöyle göstereyim. Nars'ın yeni aldıkları. Ben de 3 rengi var. Behave, Dolce Vita ve Orgasm renkleri. Şöyle. Şöyle bir aplikatörü sahip. Şu şekilde. Orgasm rengi. Şöyle. Şöyle de dağıtılmış hali. Benim bir de yeni aldığım şöyle bir allığım var. Diyorum backstage aldıklarından Rosewood rengi. Şöyle bakar mısınız? Müthiş. Aslında bunu kullanacaktım ama Nars'ın yenilerini de böyle merak edenler vardı diye düşündüm. Öncelikle biraz Behave'i süreceğim. Sonra da üstünden Rosewood geçebilirim belki. Şöyle MAC'in bir fırçası. 187 numara. Bu da parlak bir dişli, yapısı incecik. Gerçekten çok güzel. Direkt böyle pat diye yoğun bir renk vermiyor. Bu açıdan da hani makyajı yeni başlayanlar için bile gerçekten çok güzel bir seçenek olur. Bakar mısınız? Bir de şöyle bir artısı oldu benim için bu aldıklarım. Şimdi bulamadım burada ama bu diğer cam ambalajda olanlar, sizin aldıkları var ya, dikit olanlar. Bence onda şöyle bir sıkıntı oluyor. Pompasına bastığınızda bir anda fazla ürün çıkıyor. Zaten hani yapı olarak da çok pigmentler. Ya ziyan oluyor ya da işte fazla ürün kullanmak zorunda bırakıyor. Ama bu direkt böyle fırçalı olduğu için hani böyle fazlasını attırıp kullanma şansınız var. Yapısı da incecik, gerçekten çok güzel. Hani kat kat geçme seçeneği de oluyor en azından. Bu açıdan bence çok iyi. Biraz bu makyajı tabii ki sırıtmış olabilir. O yüzden biraz da Rosewood'u geçeceğim. Şu parlaklığı size göstermek için uyguladım.
Böyle oldu. Bence güzel. Biraz belki bu kahveliğe tam uymadı ama yapacak bir şey yok. Yani göstermem gerekiyordu. Bir de şöyle bir allık almıştım ama. Kliniğim bu. Meşhur Black Honey'si. Yani güzel bir allık ama ben öyle abartıldığı kadar hani aşırı bayılmadım. Ama güzel. Şöyle rengi de böyle. Diyorum Backstage paletini aldım. Gördüğünüz gibi hep şu iki rengi kullanmışım. Tamam anneciğim. Elimi sileyim. Tamam. Şu parlaklığını gerçekten çok seviyorum. Bakar mısınız? Ben bu paleti hani daha önce mağazada denediğimde şöyle bir şey oldu benim için. Dedim ki ne kadar sinir. Hani diğer versiyonlarını da denedim. Gerçekten elde uyguladığınızda yani denediğinizde çok sinirmiş gibi geliyor ama ciltte böyle bildiğiniz eriyor. Yani çok güzel bir yapısı var. Ve tüm gün kalıcı. Yani öyle simsim işte böyle diğer aydınlatıcılar gibi bir süre sonra hani böyle simleri yüzünüzde uçuşmuyor. Bu açıdan da gerçekten çok başarılı. Öyle Mac'in sap kalıcı dudak kalemini kullanacağım. Rare Beauty'den şöyle bir rujum var. Köpük rujlar gibi. Genel olarak böyle. Şöyle makyajıma bayıldım yani. Özellikle farların yapısı da inanılmaz güzel. Yani böyle iyi ki almışım dediğim bir palet oldu. Gösterelim. Bitti. Hepsini denedik. Bir tek paletin swatchlarını göstereceğim size. Bence bu paleti alma imkanınız varsa gerçekten kaçırmayın. Hem yapıları çok güzel. Bir de ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Daha önce de bunu kullandım, onu da söyleyeyim. Gerçekten paletteki farların yapısı inanılmaz güzel. Şu aldıkları da hani böyle koşun gidin hemen alın diyemem. Yani güzel ama alın hani ölüp bayılacak kadar bir güzelliği yok. Ama NARS markasını seviyorsanız, yeni ürün denemek istiyorsanız tabii ki de bakabilirsiniz ama güzel. Şu aldıkları almak hani illa bir aldık almak istiyorsanız ben olsam bunları alırım. Diyorum bu Backstage aldıkları. Hem ciltte böyle cakey duruyor. Mesela bazı toz aldıklar aşırı yapay bir görüntü oluşturuyor. Bildiğiniz belli oluyor böyle tabaka gibi. Bunlar hiç öyle değil. İncecik duruyor. Ve aşırı kalıcı. Gerçekten çok çok güzel allıklar. Bir de son olarak şunu ekleyeyim. Bu böyle kuru ciltler için uygun diyor. Ama bence bunun altına iyi bir nemlendirici de gerekiyor. Tamamen oturduğunda hani kuruluklarınızı biraz belli edebilir. Ya da işte alta uyguladığınız ürünle uyuşmazsa biraz kötü sonuç veriyor. Ama parlaklığı ve doğal duruşu gerçekten çok başarılı. Bence karma ve kuru ciltlere uygun bir ürün. Yani direkt kuru ciltler için alın gidin denmesini doğru bulmuyorum. Genel olarak bu denediklerim içerisinde en çok palete bayıldım. Allıklar da güzel ama bence en başarılısı palet. Bulursanız kaçırmayın. Gerçekten çok güzel. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ne görmek istersiniz? Ürünlerle ilgili yorumlarınız veya ne çekmemi isterseniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.